Herkese merhaba. Şimdi adım adım, sokak sokak Kiev'i geziyoruz. Sokak demişken ne yapalım biliyor musunuz dedim Samet'e. Madem böyle mekanları geziyoruz ama gezerken, yürürken karşımıza çıkan böyle 2 tane, 3 tane, 4 tane sokak lezzetini yiyelim hem de size anlatalım. Yani siz de şunu anlayın videoyu izleyince. Kiev sokaklarında gezerken neye atlarsınız? Neyle atıştırırsınız? Atıştırmalık bir video olsun. Aklına gelen ne var abi? Abi aklıma gelen ilk şey Prepichka. Ukrayna'nın en popüler, Kiev'in en popüler sokak lezzeti. Prepichka var. Bir tür hamur işiymiş. Ben de patates gördüm. Bakalım başka neler var. Hep birlikte izleyelim. Geldik buraya. Şimdi hakikaten şaşırdım. Neden? Baktım etrafta insanlar da yiyor. Bir dükkan düşünün. Sadece bir şey satıyor. Tek. Başka bir şey satmıyor. O da ne? Hamur işi. Abi, Ukrayna Kiev'in en meşhur sokak lezzetlerinden biri Prepichka. Prepichka. Evet, Prepichka. Biz de merak ettik, geldik, yiyeceğiz. Bakacak neymiş? Nedir yani bu hamur işi? Bu kadar meşhur olmasının sebebi nedir? Hadi gelin beraber bakalım. Normalde sabahın erken saatindeyiz. Normalde abi 20-30 kişi burada kuyrukta bekler. Bunu da söyleyeyim. Şu anda da 1-2-3-4-5-6 kişi bizle beraber bekliyor. Alalım abi. Şimdi bu arkadaşlar bizden önce geldi. İçerideki hanım abla hemen uzattı yani. Çünkü bir sipariş alma, sorma diye bir şey yok bak. Nasıl veriyorum abi siparişi bak. Bak şimdi. Bir şey söylemedin. Çok güzel. Ali geliyorsun, adeti konuşmadı bile ya. Adeti evet. Gösterdi. Bak, parayla ilgisi de yok. Ya bu arada bu çok güzel bir şey. İnşallah Türkiye'de de olur. Samet, telefondan ödüyor. Hayır. Bitti, bu kadar alışveriş. Peki bir şey soracağım Samet. Mesela şu üstteki... Prepichka abicim, sattığı tek şey var. Bu 25 krivna. 25 krivna yaklaşık 8 lira falan yapıyor. Bunların hepsi içecek. Bunların hiçbiri mesela yiyecek. Ne abi? Miranda bu Fanta'nın, bu Ukrayna'nın Fanta'sı, Coca-Cola. Okay. İşte... Domates suyu, çay, ketçap, ananas, americano, kahve, kakao. Okey. İçecek. Saat 11 ile 21 arası açık. Bir de sabah 8.30, 21. Ha, şu Samet şunu söylesene şu neden 11 ile 21, o ne yazıyor orada? 21'de kapatıyorlar abi. 9'da kapatıyorlar. Altta 11'de açılan gün hangi gün? Pazar günü. Evet, dükkan böyle bir dükkan. Şimdi hocam. Çekiyor muyuz ustam? Buyur abi. Bence başkası seni çeksin hocam bunu atıştırmak için. Yesin? Ya kim yesin önce? Ben seni çekeyim ustam. Ya kim yesin önce? The boss yesin. Hocam Ukrayna sokaklarında yine insanların duygularıyla oynamaya devam ediyorsun. Daha Kiev'de oynayamadım abi. Ama bugün çekersin dedi. Aynen bugün yapacağım. Mert pişiye benziyor Fuat abi. Doğru evet. Mu? Bir Mert deneyimmesi bizim için. Hamur sıcak işi. Sıcak hocam. Hamuru biraz tatlı. Yani normal pişiye göre biraz daha tatlı şerbetli gibi Suat abi ama lezzetli, sıcak. Mert Müller. Ali Bey buyurun. Ustam. Çok teşekkür ederim. Ben de alayım bir tane. Ben de size bineyim. Sıcak sıcak. Eyvallah. Şimdi. Çekeyim abi ben seni istiyorsan. Şimdi olay böyle. Bildiğiniz yağlı bir hamur. Dışı çıtır. Müsaadenizle. Bildiğin hamur. Daha yerine gelmedin abi. Şöyle. Git fırına. Fırından al hamuru. Gel evde kızar. Bunun. Ben de hamur yapıyorum. Oradan biliyorum. Bence... Çok sıkıştırmayacağım. Çok müfidik değil. Şurayı ayırayım. Sosis tarafından yiyeyim. Bu neden bu kadar meşhur bilmiyorum. Yani bize göre değil bu. Yani ben çok... Böyle çok mutlu olmadım.
bunu yiyerek onu söyleyeyim. İkinci sokak. Hocam bildiğin hamurun içine sosis koymuşlar. Ben mutlu oldum. Niye? Hamur var, hamur. İçin içine hamur koymuşlar ya. Çok ya yoğun. Böyle çok yoğun bir hamur. O yüzden çok beni mutlu etmedi. Hani böyle pufidik pufidik çıtır çıtır değil yani. Evet. Pişi aslında. Bizim pişi mantığıyla birebir aynı. Bakalım. Yani burasıyla ilgili ooo diyemeyeceğim. Ama insanlar bunu çok seviyor. Mutlaka bir iki tane daha sokak lezzeti yakalarız. Oradan devam edelim. Ukrayna sokaklarında, Kiev sokaklarında geziyoruz. Gezip gördüğümüz her şeyi yiyeceğiz. Bu kartofan. Kartofan. Kartofan her yerde var. Abi şunu söyleyelim. Ukrayna'nın milli yiyeceği patates. Çünkü ucuz. Burada herkes patatese en kolay ulaşabiliyor. Patates, ceviz, soğan bunları hep Ukrayna ekiyor mu zaten? Aynen abi. Patates cenneti Ukrayna. Her yemekte patates koyarlar. Şimdi de bir patates kızartması satan, Belçika patatesi satan bir yerdeyiz. Tam bunu söyleyecektim. Ukrayna patates cenneti ekiyor ama Belçika patates satıyor. Marka kimse çünkü, abi o kadar. Çünkü sen ne kadar üretirsen üret. Bunu pazarlayamazsan, bunu markalaştıramazsan başkasının adı altında yaparsın. Bizim takıldığımız konu o değil. Gelin bir de o sokak lezzeti daha tadalım. Sonra da izlenimlerimizi anlatalım. Bir tane patates söylerim. Bir tane şu gyoza dedikleri şeyden söylerim. Bu patates bir gyoza. Tamam. Şunları, şunlar çok hoşuma gitti. Nasıl koyduğunu da çok merak ediyorum. Şimdi burada dolap var. Dolaptan aldı. Sayıyor. Sayarak içerisine koydu. Bak iki tanesi fazlaydı aldı. Şimdi birazdan bunlardan sıkacak. Orayı çok merak ediyorum. Patatesi de ölçülüyor. Ölçüyle koydu. Bak. Ya, şimdi böyle. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Hani birkaç yerde daha yedim. Böyle çok ince A4 kağıdı gibi bir kağıt. Onu söyleyeyim. Yani eliniz hemen sıcaklığı hissediyor anlamında. Şimdi patates. Beni beklemeyebiliriz. Hemen başlayabilirsin. Abi çok iyi bak. Ketçaba batır ketçaba. Tatlı artık. Patates çok iyi. Ben de bunu merak ettim. Kızarmışından bir tane. Oo. Bu da mantı bildiğiniz. Hamur onu da ikisini birlikte kızarttı. Şahane de. Bu iyiymiş. Bu içeceğin yanında çok güzel gider. Bu harbiden iyiymiş yani. İçerisinde tavuk var. Taze soğan var. Birazcık karabiber. Ve hamur. Güzelmiş yani. Kızartma oranları mükemmel bence. Çok iyi. Bu kadar kısa sürede içini pişiremez. Bence içine pişmiş bir şey koyuyorlar. Sadece hamur kızarttılar burada. Mert'cim. Bu arada Mert'in de bir bakın. Buyurun Mert Bey. Ya değil mi? Sigara böreğin içinde sanki farklı bir şey var gibi. Lezzetli. Evet. Hmm. Adamın damağı bildiğin laboratuvar yani. Degüstatör. Sigara böreğe güzel tespit. Kızarmış çöşesine benziyor tadı biraz. Sadece şunu üzülerek söyleyeyim. Sen patatesin üretim cennetisin. Ukrayna. Ama Belçika patatesi diye. Ama burada Belçika bayrağı var. Üzücü. Yazıklar olsun buradan Ukrayna. O zaman son bir tane daha böyle rast geldiğimiz sokak lezzetinde görüşmek üzere. Dükkan böyle. Şimdi pizza dedikleri bizim hani bazlamaya benziyor böyle. Şöyle gördünüz mü? Çocuk içerisini açtı. Bu çocuk kesildiği için açılıyor. Menüyü göstereyim size. İlk önce şu hazırlanışını göstereyim, sonra menüyü göstereceğim. İçerisine böyle malzemeleri koyuyor. Biz etli bir şey istedik. Etini koyuyor, domatesini koyuyor. Tabi o bizimse. Soğan koydu. So we wanted to try small and different things. Different kind of greenness.
Ben hazırım. Okay. Şimdi menü şöyle. Şurada pitalar burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit pita yapıyorlar. Bunlar da işte vegan olanlar. Aa, falafelli de varmış. Pitanın yanında Türk ayranı ister misin abi? Aa, içerim. Türk ayranı da içerim abi. Ayran içmemiştik burada. Normalde bu elle yenir ama o kadar çok bol koydurmuşlar. Bol koymuşlar. Evet. Şimdi şöyle, önceki şunu anlatayım. Bir ekmek, bu Meksikalıların ekmeğine benziyor. Şöyle bir ekmek bu yani. Sonra, hatta şunu şöyle. Biz köfteni söyledik. Bu arada ben şey gördüm, her gittiğim restoranda baskın domuz eti olur. Burada yok. Belki de yani domuz eti kullanılmayan bir yerdir. Varsa da görmedim. Şimdi şöyle köfteli bir şey söyledik. Üzerine böyle mayhoş ekşi bir şey koymuşlar. Ben şöyle birazcık içlere doğru bastıracağım. Çünkü o ilk ısırıkta taşmasını istiyorum. Evet. Böyle tam böyle taşacak bir şey. Bu arada Ukrayna'da ne bulduk? Ayran. Burada Onur Ayran çok ünlü abi. Yani gerçekten Türk markası. Çok kısa bir sürede tüm Ukrayna'nın böyle tüm mağazalarına, işte alışveriş merkezlerine girmiş ve tüm restoranlarda onu satıyor. Böyle bu arada Onur Ayran'a teşekkür ediyoruz. Abi sen bunu aç. Ben şuradan şöyle. Müsaadenizle. Yani hani böyle bir şey yersin de orandan burandan akar, bir ısırırsın falan, tam o kafada bir şey yani. İçerisinde sebzeler, böyle sulu sulu et. Acıktım yine. Bir daha bakacağım. Yani çok kokuyor abi ya. Ben yeni kahvaltıdan çıktık. Bir de dedik sokak lezzeti videosu çekelim ama bildiğin. Abi çok iyiymiş. Harbiden çok iyiymiş. Vay be. Tam böyle Türkiye ayranı yani. Sokak lezzeti deyince adamların olayı işte bu. Patates kızartması. İşte o yediğimiz hamur işi gibi. Böyle çok fazla kokoreçtir, işte ne bileyim sokaklardan şavurma da var bu arada. O da ama şavurmayı yediğimiz için daha çekmedik. Biz burada videoyu sonlandıralım. Başka da aklımıza sokak lezzeti gelmedi. Ukrayna'da ne olabilir? Benim kaçırdığım sokak lezzeti varsa aşağı yazın. Zaten anlık olarak Instagram'dan bunları paylaşıyoruz, ne olduklarını. Ben videoyu kapatırken Samet'e teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Sokak lezzetlerini de göstermiş olduk Kiev'de. Evet, bir detaylı sonraki Ukrayna videoları için Samet'i YouTube kanalına bakabilirsiniz. 150 tane videosu var adamın. Benim de diğer mekanlarda çektiğim videoları kanalda bulabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.